Bir zam daha mı gelecek? Ekmek 7.5 lira olabilir yakın zamanda. Neden? Ekmek üreticileri işverenleri sendikası başkanı Cihan Kolivar bir açıklama yapmış ve İstanbul'da Aralık ayı gelmeden Kasım ayı içinde 5 liraya satılan ekmeğin 7,5 liraya çıkabileceğini belirtmiş. Ay başını bulmaz. Ekmek İstanbul'da 7,5 liranın altında olmaz. Eğer bize bu elektrik ve doğalgazı vermezseler ekmeği 7,5 lira yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse eğer bizim maliyetimiz düşer. Fırıncı da bir nefes alır. Zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların %80'i batak durumda şu an ifade kullanmış günlük un alıyorlar her bir fırının faturası arttı 40-50 bin lira gelmeye başladı şeklinde gerekçelerini de sıralamış şimdi bu ekmek meselesini konuşalım ee, geçtiğimiz günlerde aslında İstanbul'da e, 5 liraya satılan simit 8 lira olur mu konusunu konuşmuştuk bu yönde çünkü açıklamalar gelmişti şimdi de ekmeğin 7.5 lira olabileceğini konuşalım Faruk Aksoy ne diyorsunuz yakın zamanda bu ay içinde böyle bir zam beklentisi var şayet elektrik ve doğalgaza dair beklentileri karşılanmazsa. Ne diyorsunuz? Şimdi bu emojiler var ya hani yazarken kullanıyoruz Hı -hı. mesela. Bunları aslında konuşurken de keşke gösterebilsek. Yani ona herhalde jest mimik diyoruz değil mi? Jestlerimizde mimiklerimizde bunu gösteriyoruz ya da göstermemiz gerekir. Böyle gelmesin deyip ünlemler falan çıkarmak istiyorum e, ağzımdan yani ekmeğe zam gelmesin böyle 5 tane ünlem noktalar falan böyle şeyler. E, açılışta ekonomi bakanı Sayın Nebati'nin enflasyon konusundaki açıklamalarına hı hı. değinmiştik. Onu değerlendirdik. Bir niyet ortaya konulduğunu hepimiz görüyoruz. Bir ülkeyi yöneten insanlar bir dakika şu halka zulmedelim. Bu millet böyle inim inim inlesin hiçbir şey alamasın per perişan olsun diye ülkeyi yönetmez o iyi niyeti anlıyoruz. Mesela benim gibi insanlar ben iyi ve kötüyü hatayı ve doğruyu anlatmaya çalışıyorum aklım erdiğince yani kıt aklımla bunu yapmaya çalışıyorum. Mesela burada hata var diyorum başından itibaren belli şeylerde. Şimdi dün böyle markalar isim şeyler verince reklama falan giriyor da bizim mahallede küçük bir fırın var. Küçük şimdi ben adını söylediğim zaman Ekmek fiyatları orada şey ekmek satışları patlamayacak yani arkada küçücük bir fırın. Altın Ocak diye bir fırın var böyle küçük. Ben oraya gittiğimde ocağı da görüyorum. Yani insan orada çalışan arkadaşlar bir taraftan ekmeği veriyorlar bir taraftan sıcak ekmek çıkıyor. Burada da şey var satış yeri böyle konuşuyoruz ama sürekli konuşuyoruz. Eğer gittiğimde bir 10 dakika fırın sahipleri şunu söylüyorlar devamlı olarak... Ben de içeri gittiğimde böyle biraz neşeli olsun etraf, insanlar bir mutlu olsun hani akşamüstü ya da sabahleyin falan şöyle bir cümleyle giriyorum. Bir ülkede fırınlardan bir sıcak hava, fırınlardan bir sıcak görüntü, böyle bir bir odun ateşi e, yandığı müddetçe eğer fırınlar sıcaksa hala bir yaşama umudumuz var. Emekçi dostlarım falan deyip öyle giriyorum. Sonra da öyle çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar çalışıyorlar. Gerçekten emek veriyorlar. Fırın sahibi de diyor ki ya e, hiç hesaplama, hesaplamıyorsunuz diyor. Unu hesaplıyorsunuz şunu. Bu. Mesela tuz tuz diyor. Tuzu hesaplıyor musunuz diyor. Hmm. Yani tuzu da bir hesaplayın diyor. Bak en basit bir şey diyor. Ekmeğe atılan tuz diyor. Tuzu da bir konuşun diyor. Mesela ne durumda olduğumuzu anlamanız için söylüyorum diyor. Taleplerini hükümet yetkililerinin çok ivedilikle gündeme almaları gerektiğini düşünüyorum